bugün burada bulunmamızın burada toplanmamızın amacı Rüzgar Elektrik Üretim AŞ'nin Yalı Kavak'ta türbin inşaatlarına başlanacağı yönündeki bilgilendirme toplantısının çıkışında başlayan tartışmalara ve arkasından res yapımına karşı çıkan grupların yaptığı bazı açıklamalara şirketin genel müdürü Bertan Korkmaz'dan yazılı bir basın açıklaması geldi. rese karşı tepki açıklamalarına inşaata başlanacağına yönelik açıklamanın ardından Bodrum'u temsil ettiklerini ifade eden bir grubun öne sürdüğü hukuki ve idari engellerin hiçbirinin doğru değildir şeklinde Rüzgar Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Bertan Korkmaz imzalı yazılı bir açıklama yapıldı. Rüzgar Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Bertan Korkmaz tarafından yapılan yazılı açıklamanın başında şu görüşlere yer veriliyor. Bodrum'un Akyarlar Geliş Bölgesi'nde 2007 yılından beri süren izin süreçleri tamamlanmış ve 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle inşaata başlanacağı duyurulmuştur. Konuyla ilgili basın toplantımızda tüm kamuoyuna hem izin süreçleri hem de bugüne kadarki uygulamalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir bu bilgilerin özeti şudur. Rüzgar Elektrik Üretim AŞ, adli ve idari bütün koşulları yerine getirdiği ve devletten gerekli izinleri aldığı için inşaata başlamıştır. Yani diğer RES projelerini uygulayan tüm şirketlerin izlediği prosedür izlenmiş ve devletin izni ve onayıyla inşaata başlanma kararı alınmıştır. Buna rağmen Bodrum'u temsil ettiklerini ifade eden bir grup tarafından bir dizi asılsız iddia öne sürülmüş ve inşaata engel olunmaya çalışılmıştır. Hatta bu doğrultuda yapılan açıklamalarda defalarca izah edilmesine rağmen yatırımın alan ve süreleriyle ilgili aynı yanlış bilgiler tekrarlanarak şirketin itibarıyla oynanmaya kalkılmıştır. Bununla da kalınmamış, şirket çalışanlarına hakaret edilmiş, inşaat alanına da izinsiz girilmiştir. Öncelikle bu zorbalıkları kınadığımızı belirtmek isteriz. Dünyanın en temiz enerjisiyle ilgili bir yatırımın bu şekilde kirli yatırım gibi gösterilmeye çalışılması akla mantığa uymamaktadır kamu yararının kişisel çıkarlardan üstün olduğunu hatırlattıklarını ifade eden Bertan Korkmaz, açıklamasını hukuki ve idari hiçbir engel olmadığı için geliş res inşaatına başladığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Bundan sonra da hukuki karar ve ilkeler çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz cümleleriyle sonlandırdı.